Sevgili seyirciler, Hizmet Hareketi gönüllülerinin AKP rejimi tarafından son 10 yılda maruz bırakıldıkları baskılar, zulümler ve soykırıma varan uygulamalarla ilgili bugüne kadar birçok uluslararası raporlar yazıldı, belgeseller çekildi. Bu süreç boyunca Hizmet Hareketi'nin içine yönelik de yalan ve iftiralarla dolu, kafa karıştırıcı, zihin bulandırıcı bir mekanizma işletildi. İlahiyatçı yazar Doktor Yüksel Çayıroğlu, kafalardaki sorularla ve yaşanan süreçle ilgili Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin geçmişten bugüne kadar yaptığı tavsiyeleri derledi. Allah'ın dostu. Her Allah'ın da hemen fokur fokur kaynama var. Boş durmuyor arkadaşlar. Hizmet hareketine yönelik nefret ve yok etme süreci milyonlarca insanın hayatını etkiledi. İnsanlar kanunlara göre suç olmayan eylemlerinden dolayı tutuklanarak cezaevlerine dolduruldu. Anne karnındaki bebekten yatalak hastalara kadar herkes bir zulüm kıskacına alındı. AKP rejiminin yönlendirmesinde hareket eden medya masum insanlar hakkında karalama kampanyası yürütüyor. Siyasiler ağızlarını her açtıklarında onları hedef gösteriyor. Mesnetsiz suçlamalarda bulunuyor. Haklarında olmadık yalan ve iftiralar uyduruyor. Tarafsızlık ve bağımsızlıklarını bütünüyle kaybeden mahkemeler, ortada hiçbir kriminal suç olmamasına rağmen talimatla masumlara cezalar yağdırıyor. Bir taraftan da Hizmet Hareketi'nin içine yönelik yalan ve iftiralarla dolu bir zihin bulandırma süreci yürütülüyor. Acaba bu süreç başından beri nasıl yönetilmeliydi? Yapılan haksızlıklara nasıl karşılık verilmeliydi? Olan biten bunca felaket nasıl anlaşılmalıydı? Allah'la ilişkiler nasıl sürdürülmeliydi? Sadece Allah rızası deyip yollara dökülmüş fedakar ruhların bunca bela ve musibete maruz kalmasının sebebi neydi? Baskı ve zulümlere bağışıklık sistemi mukavemet edemeyen kimselere nasıl muamele edilmeliydi? Çözülmelerin önüne nasıl geçilmeliydi? Bu dönemde hizmet adına ne yapılmalıydı? Mazlum ve mağdurlara nasıl el uzatılmalıydı? Zalime karşı nasıl bir duruş ortaya konulmalıydı? Bitirdim diyenler de yanılıyorlar. Bitmedi diyenler de yanılıyorlar. Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete rağmen. Yolu varsa budur, bilmiyorum. Başka çıkar yok. Yolumuz yok. Bugüne kadar kendisinden ilham almış, fikirlerinden istifade etmiş, rehberliğinde yol yürümüş hizmet gönüllüleri bütün bu sorulara cevap bulabilme adına gözlerini bir kere daha Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye çevirdiler. İlahiyatçı yazar Yüksel Çayıroğlu bütün bu sorularla Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin rehberliğini ortaya koyan bir çalışma yaptı. Çayıroğlu, Hoca Efendi'nin bu süreçteki sohbet ve yazılarından hareketle bu mihnet dönemini nasıl yönettiğini, bu süreçte sevenlerine ne dediğini, neleri tavsiye ettiğini, hangi konular üzerinde durduğunu derledi. Çayıroğlu, hizmet insanları bunca zulme rağmen dimdik ayakta kalabiliyorsa, radikalleşmiyorsa, şiddete bulaşmıyorsa, doğru bildikleri yoldan vazgeçmiyorlarsa, bunda Hoca Efendi'nin rehberliğinin katkısı çok fazladır ifadelerini kullanıyor. Sevgili seyirciler, bu tespitlerde bulunan ilahiyatçı yazar Doktor Yüksel Çayıroğlu Beyefendi ile daha fazlasını konuşacağız haberdekinden. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin bu zulüm sürecini nasıl yönettiğine dair örnekleri biraz açmaya çalışacağız. Yüksel Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Yazınız muhteşem olmuş. Öncelikle tebrik ediyorum. Çok ihtiyacımız olan bir yazıydı. Çok hacimli olmuş ama yukarıdan aşağıya yaklaşık 40 dakika ben seslendirdim. İnşallah Raindrops'a ve MC TV'de yayınlanacak. Şimdi böylesine hacimli bir yazıyı yazma gerekçeniz neydi? Nasıl bir ihtiyaçtan doğdu böyle bir yazı? Evet, farklı ihtiyaçlar var. Aslında yeni niyet ettiğim bir yazı değildi. Bir 5-6 ay önce yazmaya niyetlenmiştim, başlamıştım. Fakat zor bir konu, zor bir soru. Hakikaten meselenin hakkını verebilmek kolay değil. Dolayısıyla o zaman tam arzu ettiğim modu yakalayamamıştım ve vazgeçmiştim. Fakat bu sürede yine karşıma çıkan bazı şeyleri not almaya devam ettim.
Ben nasipmiş bugünlerde Hı. yayınlamak, yazmak, bitirmek nasip oldu. Yani sebebi neydi? Aslında pek çok sebebi var. Pek çoğunu tahmin edebileceğimiz sebepler. Mesela bazıları diyorlar ki Hoca Efendi işte bu süreç yaşanana kadar hep öndeydi. Hizmetteki insanları, kendini sevenleri yönlendiriyordu. Onlara bir şeyler diyordu, sorularını cevaplıyordu. Fakat bu süreçte hani köşesine çekildi, artık kendini sevenlere rehberlik yapmıyor. Yaşanan bunca zulüm karşısında hizmet insanlarına yol göstermiyor. Gibi çokça hani zaman zaman gittiğim programlarda da bana sorular soruldu. Fakat böyle olmadığını biliyordum ben. Çünkü Hoca Efendi süreçten sonra pek çok banteli yayınladı. Çağlayan dergisinde yazılar yazmaya devam etti. Sürekli günün her gününün 3-4 saatini belki misafirlerle geçiren bir insan, onların sorularına cevaplar veren, onların durumuna bakıp yapması gereken tavsiyeleri, nasihatleri yapan bir insan. Dolayısıyla süreçten önce de sonra da aslında Hoca Efendi doğru bildiklerini anlatmaya devam etti. Biz belki yeterince kulak vermedik veya tam arzu ettiğimiz cevapları alamadık. Farklı sebepler olabilir ama bir takım şeyler konuşulmaya, tartışılmaya başlandı. Ben de hakikaten bir bakayım yani ne demiş bu süreçte Hoca Efendi. Çok farklı problemlerle iç içeyiz. Gerek Türkiye'de yaşanan zulüm süreci, gerek hizmetin yapması gereken yeni faaliyetler, projeler, bütün bunlarla ilgili yönlendirmelerim. Aslında hani 15 alt başlık var ama her başlıkta bir iki paragraftan oluşuyor. Çünkü gazete yazısı nihayetinde. Bu 15 değil aslında pek çok başlığı da alamadım. Belki bu 20-30 başlıkta olabilirdi. Görebildiğim hani biraz daha detaylı çalışılsa bir kitap bile çıkabilecek kadar aslında Hoca Efendi Ben çok onu da farklı soracağım konularla ama ilgili çok o farklı Yüksel Hocam. yönlendirmeler yapmış. Yüksel Hocam, bazı gazeteci arkadaşların, hatta akademisyenlerin, sosyal medyada yazan, çizen ve hizmet hareketinin de insanların da takip ettiği isimlerle onların Hoca Efendi'ye ve yönlendirmesine bakışıyla sizin bakışınız arasında bir fark var, çok net bir fark var. Bu bakış farklılığı neyden kaynaklanıyor? İyi niyet ya da kötü niyetle mi tarif edilebilir ya da başka bir sebebi var mı? Evet, herkesin tabii biz herkesin niyetinin iyi olduğunu düşünürüz. Çünkü hüsnü zan İslam'da dinde temel bir prensip. Birinci fark şu olabilir tabii. Neticede biz bir ilahiyatçı olarak Hoca Efendi'nin bu yönüne odaklanıyoruz. Ben hatta ara ara hani dile getirmeye çalışmışımdır şunu. Hoca Efendi'nin pek çok vasıfla anabiliriz biz. Bir şair diyebiliriz, yazar diyebiliriz, belagatlı bir hatip diyebiliriz, lider diyebiliriz. Hizmet insanları için bir mürşittir, aynı zamanda Hoca Efendi. Fakat hepsinden önemlisi bence Hoca Efendi önemli bir İslam alimidir, büyük bir İslam alimidir. Hatta Enes Ergene hocamızın kitabına verdiği başlık çok mühimdir. Yani geleneğin modern çağ tanıklığı. Yani Hoca Efendi o 14 asırlık İslam geleneğini aslında modern çağa taşıyan, modern çağın kendi şartlarına göre nasıl yaşanması, tatbik edilmesi gerektiğini gösteren bir insandır. Dolayısıyla Hoca Efendi'nin hadiselere bakışında o Kur'an ve sünnet perspektifi birinci derecede rol oynar. Yani asr-ı saadetteki o felsefeyi çok iyi kavrayan Hoca Efendi insanlara bu gözle bakıyor ve birinci derecede Allah'la ilişkilerimize, ahiretimize odaklanıyor belki. Farkın birincisi bu olabilir. İkincisi, tabii herkesin kendine göre bir niyeti var, ulaşmak istediği bir hedefi var, gözünü diktiği bir gayesi var. Biraz insanların fiillerini, sözlerini, tavırlarını, duruşlarını da bunlar etkiliyor. Yani sizin önünüze koyduğunuz gaye, hayaliniz neyse, hedefiniz, ulaşmak istediğiniz hedefiniz neyse, yani hayatınızdaki bütün aksiyonunuzu belirleyen de bu. Yani bunu Hoca Efendi'ye bakarak da biz belirleyebiliriz. Dolayısıyla öncelikli hedefi Allah'ı tanıma, insanlara tanıtma, ilahi kelimetullah, irşad, tebliğ ne diyeceksek, öncelikli hedefi bu olan bir insanın hadiseleri yorumlaması da buna göre olacaktır. Yani yaptığı mesleğinde belki ona göre bir takım prensipleri gözetecektir. Ahlaka, Kur'an ve sünnetin ilkelerine öncelik verecektir. Hani biz bunları çok iyi anladık, buna göre hadiseleri okuyoruz, böyle bir iddiamız yok. Ama en azından niyetimiz, gayretimiz, hedefimiz bu yönde. Dolayısıyla bu niyet, hedef, gayret, niyet ve hedefler bu tür gayretleri de bazen şekillendirebiliyor. Şimdi yazınıza göre Hoca Efendi yerine göre aksiyon almayı,
Yerine göre de sabırla iç derinlik sağlamayı öğretiyor bize. Bu geçmişte de böyleydi. Son 10 yılda yani musibet döneminde de böyle. Şimdi ana başlıklarda ne zaman aksiyon almak gerekiyor? Ne zaman sabırla Allah'a teveccüh etmek gerekiyor? Bazen sadece sabrı hiç aksiyon almıyormuşuz gibi, tembellik gibi algılayan insanlar da oluyor. Ya da sokak hareketleri lazım, çıkmak lazım, sesimizi duyurmak için dışarıda olmak lazım deyip içte derinliği unutan insanlarımız oluyor benim gibi. Buradaki denge evet, çok güzel bir soru. Aslında Hoca Efendi'nin bütün hayatını iki kelimede özetleyebiliriz gibi geliyor bana. Birincisi düşünce, ikincisi aksiyon. Kendisinin de Yeni Ümit dergisinde Düşünce ve Aksiyon İnsanları gibi bir makalesi olmuştu. Yani düşünce ve aksiyon Hoca Efendi'nin bütün hayatını örgüler, bütün hayatını özetler. Arap ulemasının dikkatini çektiği en önemli noktalardan biri şu olmuştu. Demişlerdi ki, yani Arap dünyasında alimlerden hakikaten güzel eserler yazan, kaliteli fikirler ortaya koyan çok insan oldu. Ama Hoca Efendi ölçüsünde düşündüklerini realize edebilen, hayata taşıyabilen, tatbik edebilen bir insanla biz karşılaşmadık dediler. Yani Hoca Efendi bir taraftan, yani gerek vaazları, sohbetleriyle sürekli insanlara fikirlerini ulaştıran, kitaplarıyla, makaleleriyle yine fikirlerini ulaştıran bir insan. Ama diğer taraftan Hoca Efendi sadece bir düşünce insanı değil, fikir insanı değil. O düşüncelerini ve fikirlerini realize eden, edilmesine yol açan, rehberlik eden bir insan. Ki hizmetin aslında belki bugüne kadarki en önemli hususiyetlerinden biri de aksiyondur. Aksiyondur. Hatta bizde Hoca Efendi düşünce ve aksiyonun at başı olmasını veya işin bidayetinde icmali bir fikir, düşünce olacak, yola koyulacaksınız ve o aksiyonunuz size icmali düşüncenizi açma imkanı verecek. Onu daha tafsila taşıyabileceksiniz. Diyerek o düşünce aksiyon iç içeliğini sürekli üzerinde durmuştur. Ve Hoca Efendi şu süreçte hani bir taraftan evet yine fikirlerini ortaya koymuş ama diğer taraftan hep şunu bize tavsiye etmiştir. Yani asla hani durmak yok, vazifeye devam. Yani arabanın lastiğini bir kere durdurursanız veya kontağı bir kere kapatıp motoru istop ederseniz bir daha harekete geçirmeniz çok zor olur. Dolayısıyla evet bazen şartlar sizin aynı hızda yürümenize, koşmanıza müsaade etmeyebilir. Yani günümüzdeki gibi önünüze zalimler çıkar, bir takım engeller koyarlar, sürekli sizi takibe alırlar, üzerinizde baskı kurarlar. Ama bu şu demek değil, hani biz köşemize çekilelim, pasif bir şekilde hayatımıza devam edelim. Veya o sabrı, hani Hoca Efendi aktif sabır diyor, onu o şekilde anlamayıp pasif bir şekilde duralım demek değil. Bilakis Hoca Efendi her fırsatta sevenlerini, yani bulundukları şartlar neye müsaade ediyorsa, imkanları ne kadarsa, ellerindeki fırsatlar ne kadarsa, onları en iyi şekilde değerlendirme ve yapabileceklerini yapmaya teşvik etti. Çünkü Cenab-ı Hak bizi zaten yapamayacağımızdan sorumlu tutmayacaktır. Yani dinde teklifi mala yutak yoktur diyoruz biz. Yani Allah kimseye kaldıramayacağı yük yüklemez. Ama bizim şu anda yapabileceğimiz bir şeyler var. Ve biz bunları sırf işte zalimden korktuğumuzdan dolayı, zalime mümaşat etme gereği duyduğumuzdan dolayı veya işte bir takım geçmişte yaşanmış olumsuzluklara takıldığımızdan dolayı elimizden gelenleri yapmayıp eğer ilahi kelimetullah adına bir köşeye çekildiysek bunun hesabını sorar Allah bize. Dolayısıyla Hoca Efendi o aksiyonu sürekli tavsiye etti. Hatta biz mesela arkadaşların dedikleri işte 15 Temmuz hadisesi olmuş, ortalık çok gergin, şartlar çok ağır, sürekli tutuklanmalar devam ediyor. Yani Hoca Efendi o süreçte derslere öyle bir başladı ve öyle bir devam etti ki, yani adeta böyle canımızı çıkardı diyorlar. Yani her gün 2-3 saat ders okutuyor ve biz ertesi günün dersine. Yani adeta bize o süreçte hani o medyanın olumsuzluklarına takılıp ümidimizi kaybetmememiz için bizi bir aksiyon içine soktu. Hani Efendimizin o Hazreti Ayşe validemize iftira atılınca şöyle bir taktik izlediğinden bahsedilir. Yani Efendimiz orduya hemen yürüme emri veriyor ve normal şartlarda işte 6 saatte bir, 3 saatte bir mola verir Efendimiz. Diyor ki sahabe, o Ayşe validemizle ilgili iftira münafıklar arasında çok konuşulmaya başlanınca, daha doğrusu münafıkların bu iftirası müminler, sahabe arasında yayılmaya başlanınca
Yani Efendimiz onlara öyle bir yol yürüttü ki yani onu konuşacak zaman bulamadılar. Şunu demeye çalışıyorum. Yani insan pasif olduğunda, hizmetten uzaklaştığında bir şeylerle kendini meşgul etmek ister. Hani İmam Şafii'ye atfedilen bir söz vardır. Siz hakla meşgul olmazsanız batıl sizi işgal eder, der İmam Şafii. Yani batıl sizi meşgul eder. Çünkü insan zihni boş durmuyor. Bir şeyleri düşünmek, meşgul olmak istiyor. Dolayısıyla Hoca Efendi bu süreçte yani aslında bütün bu yaşanan zulümlerden, olumsuzluklardan sıyrılmanın en önemli yolunun yine o hani üstadın ortaya koyduğu ilkeyle ifade edecek olursak müsbet hareket. Yani bugüne kadar bizim bildiğimiz doğrular nelerse işte insani yardımdır, diyalogdur, eğitim hizmetleridir, insanlara el uzatmadır. Yani bunlara devam edilmesi ve ancak bu süreçten belki çıkışın veya bu süreçten en az zarar görerek çıkmanın yolu olarak da o aktif sabrı, hizmeti, vazifeye devam etmenin gerektiğini söyledi. Bamteli, Yüksel Hocam, Bamteli son dönemde böyle beşer, altışar, yedişer dakika Hoca Efendi'den bazı videolar koydu. Benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Hoca Efendi konuşmaya başlar başlamaz ilk cümlelerden bir tanesi, hiçbir şey kendinizden bilmeyin, hizmete devam edin, durmayın, Allah yardımcınız olsun. Yani bir taraftan aksiyonu teşvik ediyor buyurduğunuz gibi. Yani ilk cümleler böyle bir zamanda. İkincisi de sakın bu meseleleri, bir başarı varsa ortada, bunu kendinizden bilmeyin. Bu aradaki dengeyi acaba biz kurabiliyor muyuz? Gözleminiz nedir? Yani kanaatim eğer Hoca Efendi bize hiçbir şey öğretmeseydi bile Allah'a saygı ve Efendimiz'e sevgi adına bize gösterdiği şeyler değerler yeterli diyorum bazen. Hakikaten o Cenab-ı Hak'la münasebeti güçlü tutma, Allah'a hakkıyla saygı duyma, onun uluhiyet ve rububiyet hakikatlerini gözetebilme. Yani Hoca Efendi'nin bu konudaki titizliğini biz biliyoruz. Hani biz çoğu zaman kendimiz yaptık, ettik zannediyoruz. Zahiri sebeplere takılıyoruz. Olan biten olayların zahiri yüzündeki çirkinliklere takılıyoruz. Ama çoğu zaman perde arkasında icraatta bulunan Cenab-ı Hakk'ın, o müsebbibül esbabın bizle ilgili takdirlerini anlamaya çalışmıyoruz. Onun muradını anlamaya çalışmıyoruz. Yani Hoca Efendi gibi insanların, yani Allah dostlarının diyelim, İslam alimlerinin diyelim, Kur'an ve sünneti çok iyi anlayıp bize anlatmaya çalışan hak dostlarının diyelim. Birinci öncelikleri hep Cenab-ı Hakk'ın muradını takip etmektir. Murad-ı ilahiyi takip etmektir. Ve ilişkilerimizi kendimizi ona göre ayarlamaktır. Yani bu ister bir zafer olsun, muvaffakiyet olsun, isterse bir hezimet olsun, kayıp olsun. Her halükarda Hoca Efendi acaba şu durumda Cenab-ı Hakk'ın bizle ilgili muradı nedir? Bizden beklentisi nedir? Şu an biz bu hadiseler karşısında nasıl bir duruş ortaya koymalıyız? Yani birinci önceliği budur Hoca Efendi'nin. Çünkü biz müminiz. Allah bizi kendisine kulluk edelim diye yaratmış. Hatta İbn Abbas'ın tarifiyle liya'budun yani sizi kul olun diye, ibadet edin diye yarattım ayetini İbn Abbas beni tanıyın diye yarattım şeklinde tefsir etti. Liya'rifun şeklinde. Yani kısacası Allah'ı tanıma, bilme bizim asli görevimiz. Dolayısıyla Hoca Efendi bütün dünyevi hadiselerde bunu önceler. Hani bu sürece bakarken de böyle okuyor. Yani bazen Hoca Efendi işte diyelim ki işte kendi günahlarımız yüzünden bu hadiseler başımıza geldi diyor. Bazen bunlar inşallah kefareti zünüp olur diyor. Bazen belki hak etmişizdir diyor. Hani bu tür sözlerini Hoca Efendi'yi tanımayanlar hani bize yöneltilen, hizmet insanlarına yöneltilen bir takım suçlamalar var ya işte yok soru çaldınız, kadrolaştınız. Yani zannediyorlar ki Hoca Efendi bu tür günahlardan bahsediyor. Bilakis Hoca Efendi'nin günah dediği şeyler çoğu insana göre aslında hani yapamadığı şeyler. Yani Hoca Efendi'nin günah dediği şeyler Allah eğer sizin gözünüzü bir takım hakikatlere açtıysa, tutup sizi bir yere getirdiyse sizin o konumun hakkını vermeniz gerekir. O konumun hakkını veremiyorsanız hani üstadın tabiriyle şefkat tokatına maruz kalabilirsiniz. Veya Allah bir takım imkanlar size vermiştir. Gönülleri size tevcih etmiştir. Eğer o imkanları gerektiği gibi değerlendiremiyorsanız işte Hoca Efendi buna günah der. Tırnak içinde günah der. Veya siz hani bir takım muvaffakiyetler elde edersiniz. İnsanlar sizi alkışlar, takdir eder, sizden bahseder. Türkiye'de birinci gündem olursunuz, haberlere mevzu bahis olursunuz. Eğer bütün bunların Cenab-ı Hakk'ın lütfu olduğunu unutur
bütün bu başarıları asıl sahibine, Cenab-ı Hakk'a vermez. Yani biz yaptık, biz ettik diyerek kendi gücünüzden, kudretinizden, dehanızdan, kabiliyetinizden bunları bilirseniz işte bunlar günahtır ve Allah tokatlar. Şimdi Hoca Efendi bu tür şeyler üzerinde duruyor. Ama yaşanan hadiseleri sadece bunlara da bağlamıyor Hoca Efendi. Yani belaların bir değil, üç değil, beş değil. Ya onlarca sebebi olabilir. Yani Hoca Efendi yaşanan süreci yine hikmet penceresinden değerlendiriyor. Mesela diyor ki eğer Allah'ın muradı şu dönemde Türkiye'de şöyle diyelim. Yani hizmet gibi bir hareketi Türkiye darlığında bırakmak istemiyor. Ve bir tohum gibi dünyaya saçıp dünyada neşvi nema bulmasını murad ediyorsa ona da bir şey diyemeyiz diyor. Bakın bu da süreç okumasıdır. Ama nasıl bir okumadır? Yani meseleyi hikmet penceresinden, kader penceresinden, Cenab-ı Hakk'ın icraat-ı sübhaniyesi açısından okumadır. Veya Hoca Efendi, diyelim ki şu süreçte hizmet insanları çok büyük baskılara, zulümlere, işkencelere maruz kaldılar. Hep şunu diyorlardı. Yani hani Türkiye'de bir eliniz yağda, bir eliniz balda. Hani böyle Allah davası mı olur? Yani siz diyorsunuz ki yani hizmet ediyoruz. İlahi kelimetullah yolunda koşturuyoruz. Ya ama bir taraftan bütün Türkiye sizi konuşuyor. Hani hizmetten işte nemalanıyorsunuz, faydalanıyorsunuz. Acaba hani başınıza o yolunda olduğunuz peygamberlerin, hak dostlarının, büyük zatların uğradığı problemler, meşakkatler başınıza gelse acaba yine aynı çizginizi koruyabilir misiniz? Bakın hani bu süreç 2016 yılında başladığında Faslı büyük bir alim, profesör, hatta oradaki büyük bir kurumun da başındaki bir insan. Bir hocamızı aradığında işte büşra aleküm diyerek söze başlıyor 3 kere. Size müjdeler olsun demek. Yani tabii Neden? hocamız şaşırıyor ya hani efendim hocam Neden böyle bir müjdeyle ödüllendiriyor? evet yani hani bir taraftan Türkiye'de devlet bütün güç aygıtlarını elinde toplayan devlet üzerinize karabasan gibi çökmüş ama size müjdeler olsun. Diyor ki yani işte şu anda sizin ben hak yolda olduğunuzu anladım diyor. Çünkü hani sizi tanıdığımda baktım ki Allah. hani kurumlarınız, müesseseleriniz var. Hani büyük Türkiye'nin en büyük liderleri, sanatçıları sizden bahsediyor. Ya bu işte hani doğru gibi gözüküyor ama yani hani bu yolda çile de olması lazım, ızdırap da olması lazım. Onu göremiyordum diyor. Hani şimdi bununla resim tamamlanmış oldu diyor adeta. Ve yine hani Cenab-ı Hak eğer diyor ki Hoca Efendi bu tür şeylerden, düşüncelerden yola çıkarak ya şu süreçte hizmet insanlarının kıvamını yani bütün yıldırmalarına devletin adeta bir tır gibi üzerinizden geçmesine rağmen siz çizginizi değiştirmiyorsanız, hala şiddete bulaşmıyorsanız, radikalleşmiyorsanız, size bu zulmü yapanlara karşı kendi duruşunuzu, karakterinizi, üslubunuzu koruyorsanız ve sizin bu duruşunuzu Cenab-ı Hak eğer yani düşmanlarınıza bile adeta göstermeyi murat buyuruyorsa bizim ona da diyecek bir sözümüz yok gibi. Yani Hoca Efendi süreci okurken Peki. yani bazen bize bakan yönüyle bazen neticeleri itibariyle sürekli ama Allah'la ilişkimiz açısından okumaya çalışıyor. Yüksel Hocam, ben seyircilerimizi daha çok yazıya da yönlendirmek istiyorum. TR724'te 24'te çıkan bu yazıyı birlikte okuyup, mütalaa edip, o yazıya dahil olmamış başka başlıklar varsa kendi kendilerine o başlıkları koyarak da değerlendirmelerini istiyorum. Son olarak bağlantılı bir şey sormak istiyorum. Üslup, dinimiz üslubumuza emanettir diye Hoca Efendi'nin bir sözünü hatırlıyorum ben. Bu dönemde, özellikle bu zor musibet dönemlerinde Hoca Efendi'nin üslubu nasıldı? Konuşma üslubu, yazma üslubu nasıldı? Bir de Hoca Efendi'yi savunmak için sosyal medyada ya da işte sair medyada iftiralara cevap verirken hani kullanılan bazen üslup var. Yani üslubumuz Hoca Efendi'ye uygun mu değil mi? Bunu gözlemleyebildiniz mi? Yani bazı alimler derler ki Kur'an'ın nihai gayesi ahlaktır. Yani hatta ibadetleri bir insanın Allah'la kendi arasındadır. Ben bilemem sizin Allah'la ilişkinizi. Ama bir insanın Müslümanlığını ahlakına bakarak anlayabilirsiniz. Ve ahlak dediğimizde de bizim insanın en çok ahlakını ele veren de dilidir. O yüzden İmam Gazali İhya kitabında en uzun dilin afetleri bölümü üzerinde çok uzun durur. Hani Efendimiz iki şeyi bana garanti edeyim, cenneti garanti edeyim size der. El ve dilden bahseder.
Yani dil öyle bir şey ki insana cenneti de kazandırabilir, onun cehenneme gitmesine de sebep olabilir. Ahlak dedik, karakter dedik. Yani İslamiyet aslında insana güzel ahlak kazandırmak için. Ona güzel bir ne diyelim huylarını güzelleştirmek için gelmiştir İslamiyet. Ve Hoca Efendi'nin bu hizmet insanlarına kazandırdığı en önemli değer de bence ahlaktır. Ahlaki mazbutiyettir. Yani hizmet insanları eğer bugüne kadar birilerinden fark edildilerse bunu ahlaklarıyla başarmışlardır. Bu ahlakı korumak hani normal zamanlarda kolaydır ama insanın ahlaka asıl yani biraz zorlandığında, sıkıştığında ortaya çıkar. Hani trafikte mesela bunu anlayabilirsiniz. Eğer bir insan normal zamanlarda çok halim selim ama trafikte bir trafik canavarı kesiliyorsa onun ahlakında problem var demektir. Onun ahlaktan anladığı hani zahiri bir takım nezaket kurallarından öteye geçmez. Ahlak çünkü tabiata mal olması lazım ve her yerde, her zamanda, her şartta aynı çizgide devam etmesi lazım. O zaman biz ona ahlak deriz. Yoksa hani herkes zaten belirli ortamlarda biraz kendini zorladığında nazik kibar olabilir. Ama zorlandığınızda da en yakınlarınıza, eşinize, çocuklarınıza nasıl davranıyorsunuz? Yani kendi menfaat çıkarlarınız işin içine girdiğinde nasıl davranıyorsunuz? İşte birileri sizi ezmeye çalıştığında nasıl davranıyorsunuz? Birileri size kötü davrandığında, hakaret ettiğinde, sizin hakkınızda yalanlar, iftiralar uydurduğunda nasıl davranıyorsunuz? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de girmeyeceğim çok bunlara. Bir iki cümleyle toparlayacağım. Bununla ilgili çok fazla müminlerin ahlakı ile ilgili aslında hani Kur'an-ı Kerim'de belki ahlaki davranışlardan bahseden ayetler, ibadetlerden bahseden ayetlerden daha fazladır. Ama biz maalesef biraz Müslümanlar olarak bu konuda Kur'an'ı tam temsil ettiğimizi söyleyemeyiz. Yani normal zamanlarda halim, selim, mülayim, yumuşak ama işte birazcık damarımıza basıldığında, birazcık kuyruğumuza basıldığında hani biz de bize kötülük yapan, saldıran insanlarla aynı çizgide yürümeye başlayabiliyoruz. Bu değil. Hoca Efendi sizin soruda ifade ettiğiniz gibi asla üslubundan taviz vermedi. Yani asla bizlere de bu konuda hiçbir zaman şunu demedi. Hani size bu kötülükleri yapan veya kötülük doğrudan yapan da değil. Bunlara seyirci kalan veya o zalime hak veren. Yani bu akraba olabilir, komşu olabilir, dost olabilir. Yani onlara karşı eğer yarın öbür gün güç elinize geçerse veya karşılarına geçip konuşma fırsatınız olursa işte intikamınızı alın, ağızlarının payını verin demedi hiçbir zaman Hoca Efendi. Ne dedi tam tersi? Sürekli mülayimetten bahsetti, affetmekten bahsetti. Yani son bam telleri ve kırık testiler incelense belki 20-30 sohbet Hoca Efendi'nin affetme, mülayimet üzerinde oldu. Bu affetme elbette ki suç işleyenleri affetme değil. Onlara hukuka havale edeceksiniz. Hukuk onların muhakemesini yapacak, cezasını verecek. Ama onun dışında yani Hoca Efendi her zaman musibeti ikileştirmeyin dedi. Mesafeyi iki katına çıkarmayın. Siz de onlardan uzaklaşmayın. Karakterinizden taviz vermeyin gibi bütün o yani daha önceki geniş zamanlarımızda ne dediyse bu süreçte de aynı tavsiyelerini vermeye devam etti ki bence Kur'ani ahlakta bu olsa gerek, Efendimizin yolu yöntemi de bu olsa gerek diyelim. Yüksel Hocam çok teşekkür ederim. Ben Evet, geri ben teşekkür kalanını ediyorum. yazıya havale ediyorum. İnşallah bu yazınız, bu çalışmanız kitap olacak kadar değerli bir konu. İnşallah bunu ara başlıkları artırır, kitap haline de getirirsiniz. Çünkü geleceğe önemli bir delil olarak sunmuş olacağız böyle bir eser ortaya çıkarsa. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.